Kemer Belediyesi'nin destekleriyle Kemer Yörükler Derneği tarafından düzenlenen 13. Çukur Yayla Yörük Şenlikleri, Kemer'in en yüksek yaylalarından olan Çukur Yayla'da gerçekleştirildi. Temsili Yörük Göçü'yle başlayan şenlik, çoban ateşinin yakılmasıyla devam etti. Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, temsili Yörük Göçü'nde şenlik alanına at sırtında girdi. İlk Çukur Yayla Yörük Şenliğini 2009'da yaptıklarını hatırlatan Kemer Yörükler Dernek Başkanı Turhan Aslan, Kemer Belediyesi sayesinde bu şenliği yaptıklarının altını çizdi. Bu yıl başkanıma söyledim ki, başkanım ne olursa olsun tasarruf tedbirleri de var. Kendi çorbamızla kaynayalım. Elimizdeki imkanlarla, elimizdeki dedim şekerle, unla bir helva yapalım. Ama ne yaparsak yapalım, Yörük Şenliklerini Çukurova'da yapalım dedim. Dedik. O da izinini al, isteklerini bana yaz ver dedi. Gerçekten hep söylemişimdir. Kemer Belediyesi olmazsa bu şenlikler olmaz. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise yörüklüğün çok önemli olduğuna işaret ederek başladı konuşmasına. Tabii yörüklük güzel bir şey. Bunları devam ettirmemiz lazım. Yörük merttir, yiğittir, çalışkandır, hep anlatılır. Zaten Atatürk'ümüz de sözünü söylemiş. Ben emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü bunlar emek ister. Çok zorlu işlerdir bunlar. Ama herkes burada elini taşın altına koydu. Ben tekrar başkana ve iş arkadaşlarına, belediye personeline çok teşekkür ederim. Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, şenlikte yaptığı konuşmasında şenliğe katılmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Bugün ilçemizde 13.sü düzenlenen Yörük Festivali'nize birlikte olmaktan dolayı ziyadesiyle çok mutlu olduğumu ifade ederek sözlerime başlamak isterim. Tabii bu tür organizasyonlar geçmişi, özü hatırlamaya ve hatırlatmaya dayalı organizasyonlar. Özellikle genç nüfusun, genç neslin atasını hatırlayamadan, öğrenemeden hayatını sürdürdüğü dönemlerde maalesef özünü kaybetmiş bir nesil ortaya çıkmaya başlıyor. Yörüklük aslında Cumhuriyet'in özünde, mayasında olan bir yer. Bizler Kurtuluş Savaşı dönemlerinde atamızın söylemiş olduğu bu güzel sözle aslında genç nesli büyütmemiz gerekmekte. İçinde bulunduğumuz Toroslar'da Yörük kültürünün en yoğun yaşandığı bölgelerden bir tanesi. Ki ben de Kütahyalı biri olarak atamızın Yörüklerden geldiğini biliyorum. Çok masallar dinlemiştik büyüklerimizden. Ben de bugün burada bir mülki idare amiri olarak sizlerle Yörük Festivali'nde bulunmuş olmaktan dolayı çok mutluyum. Keçi Deresi'nde yayık ayranının da yapıldığı şenlikte damat tıraşı, yörük düğünü, gelin alma, halat çekme yarışı, çuval yarışı, yumurta yarışı düzenlendi. Renkli görüntülerin oluşu etkinlik davetlilerden büyük alkış aldı. Oo, sanırım biraz yük daha da ağır hediyeler geldi kendinize. Şenlik kapsamında Yörük Beyi seçimi de yapıldı. Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bolat Ünsal, Kemer Yörük Beyi olarak seçildi. Hayırlı uğurlu olsun başkanıma. Şenlikte sahne alan Enver Çatal, Ege bölgesinin sevilen Yörük şarkılarını seslendirerek davetlileri eğlendirdi. Kemer Çukurya'ya 13. Yörük Şenlikleri.